Örgü örmeye nereden ve nasıl başlamalıyız? Yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi malzemeleri kullanmalıyız? Örgü bitiminde kesme işlemi nasıl yapılır? Örgü eğitmeni Damla Akduman, şimdi Günaydın Hayat'ta. Damla Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Cevahir Hanım, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Çeşit çeşit örgüler var burada. O kadar güzel renkler ki. Çok teşekkür ederim. Ve böyle örgü insana böyle bir sıcaklık katıyor, bir şey katıyor. Herhalde geçmişimizde hep böyle annemiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz, hep bizim çocukluğumuzda ben hep öyle hatırlıyorum. Hep böyle bir örgü yaparlardı. Evet. Belki onu anımsattığı için de böyle bir sıcak bir havası var. Çok böyle kendimi iyi hissettirdi. Çok böyle pozitif bir enerji var, öyle değil mi örgüde? Kesinlikle ve günümüzde de fazlasıyla trend aslında. Evet. Birçok dizide, oyuncularda, hatta mankenlerde bile görebiliyoruz üstlerinde. Şu anda giyim sektöründe de en önde tercihlerden evet, büyük markalarda, biri. Büyük markalarda örgüler hep görüyoruz. Hatta şöyle görüyoruz, direkt örgü, mesela bir kot ceketin arkasına evet, beraber kombin edilebiliyor. Aynen. Ben de yine Türk markası olan büyük bir markaya ürün hazırlamıştım. Şov parçası olarak Milano'da defilede de sergilenmişti bu arada. Güzel. Hem erkek hem kadın olarak bunu da belirtmek isterim. Evet, böyle güzel geleneksel şeylerin modern parçalar üzerinde yapılması çok hoşuma gidiyor gerçekten. Başka bir hava katıyor. Tabii böyle de giyinmek çok güzel. Burada çeşit çeşit hırkalar var. Şimdi örgü deyince sanki böyle kışlık bir aktiviteymiş gibi böyle bir algı var ya. Evet. Ama aslında yazın da çok kullanılıyor. Öyle değil mi? Şurada görmüş olduğunuz ürünlerin %80'i aslında yazlık ürün. Tabii günümüzdeki gelişmiş olan ip sektörünün de bunda çok büyük etkisi var. İpler çok güzel. Çok rahatlıkla 4 mevsim ürün çalışabiliyoruz. Evet, çantalar mesela. Evet. Çok güzel. Şurada bir tane çanta var, örgü çanta. Evet, örgü çanta. Ama tabii ki yine ben çok fazla çanta ürünleri çalışmadığım için ben de onun çok fazla çeşidi yok ama yine envai çeşit kağıt ipten, rafyadan da çantalar örülüyor tabii ki. Evet, bu rafya ipler, hani kağıt iplikler daha yaza uygun oluyor. Yazın kullanılıyor. Yün iplikleri de daha kışa uygun oluyor. Ama kışında kadife iple de çanta yapabiliyoruz mesela. Kuzu ipi diyoruz. Mesela şurada bir hırka var, onun birleşme ipi yine kuzu ipidir. Kürk görünümü verir, onunla çok güzel çantada olabiliyor. O çok güzelmiş gerçekten. Oradakilerin bu ama sizin siz genelde bu tekniği mi çalışıyorsunuz? Aslında mesela bunların hepsi bu, çok bu farklı. Bu ne tekniği? Hepsi farklı tığ mı? Tığ işi. Tığ işi değil tığ mi? Tığ işi. Tığla çalışıyorum. Yani ben örgüye şişle başladım. Birçok insan gibi ama. Siz ne zaman başladınız bu arada? Çok klişe olacak ama kendim sanki 100 yıldır örüyor gibiyim. Çocukluğumdan beri örüyorum. Anneannesinin büyüttüğü bir çocuğuyum. Annem çalışıyordu ama annem de örerdi. Kendimi bildim bileli örüyorum, öyle söyleyeyim. Aa, ne güzel. Bu ne tekniği? Mesela bilmeyenler için ben bilmiyorum. Tabii. Şu örgü sanki... O elinizdeki biliyor musunuz? Onun adı da hatta böyle şu anda çok sevmesek de babaanne kareleri diyoruz ama hanım dilendi, beğendi. Bir hikayesi olan motif o. Artan ipleri, minik minik ipleri değerlendirmek amacıyla yapılmış. İşte zamanında kadın etrafındaki komşularından artan ipleri toparlamış. Tabii ipler de bedavaya geldiği için eşinin hoşuna gitmiş. Hanım dilendi, beğendi kalmış. Hanım dilendi bey. Evet. Ama şu anda biz ona babaanne kareleri demeyi tercih ediyoruz. Babaanne zaten hepsi değişik değişik renklerde ama çok yakışıyor. Mesela başka bir kıyafette bu kadar farklı renkleri bir araya getirdiğimizde güzel olmuyor. Başka aynen kıyafetlerde. Ama örgü de çok güzel oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Tabii bu arada o kadar çok fazla alanda kullanabiliyoruz ki bir gelinlik çalıştım. Şu anda henüz onu paylaşma fırsatımız olmadı çünkü kendisi giydikten sonra ki aslında camiamızdan, sizin camianızdan bilinen bir isim giyecek gelinliği. Çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ev dekorasyonundan gece kıyafetine ya da günlük hayatınızda. O kadar yaygın. Öyle söyleyebilirim. Evet, ben şeyini de çok seviyorum. Bebek battaniyeleri olsun, normal ev battaniyeleri tabii. Ama o biraz emek ister, öyle değil mi? Bayağı uzun bir süre ister onu yapmak. Bu biraz performansınıza da bağlı tabii. Eğer iş başa düşüp sıkışırsanız şöyle bir hırkayı 3 günde bitirdiğimi biliyorum. Çok yakın tarihte üstelik. Aa, çok güzel. Bunlarla tabii çeşit çeşit şeyler yapılıyor. Hani sadece battaniye değil, ev ürünlerine dair birçok şey yapabilirsiniz. Klempler yapabilirsiniz, perde yapabilirsiniz, abajur, avize. O kadar çok alanda kullanabilirsiniz ki. Biz çeyizde hep
şeyimiz vardı, liflerimiz vardı mesela. Evet, şu anda da çok var. Çok var. Hala yapıyorlar ama onları o kadar çeşit çeşit yapıyorlar ki çok keyifli şeyler hazırlıyor hanımlar. Çok harika. Az önce mesela genç girişimci Zülen Hanım'ı hayranlıkla izledim. Evet. Bir kez de ben kendim adıma onu tebrik etmek istiyorum. Muhteşem bir kadın. Yolu açık olsun. Kesinlikle biz de böyle hayranlıkla izledik. Benim de kız çocuklarım var diyorum. Allah'ım inşallah bana da nasip olur mu kız çocuklarımı olur. Böyle başarılı görmek. Olur. Tabii mutlu olsunlar. Her şeyden önce mutlu olmaları. Ben de bu arada bir kız annesiyim. Hem de öğren bir Allah kız annesiyim. Gerçekten kaç yaşındasın? 24 yaşında kızım var. Üniversite eğitimine devam ediyor yurt dışında. Hangi bölümde? Hukuk. Hukuk okuyor ama örgüye de devam ediyor. Evet, kendi kıyafetlerini de kendisi örüyordu. Örüyor. Sadece kendi kıyafetlerini değil birçok kişiye de örüyor. Çok severek örüyor. Bunu kazanç haline de dönüştürmüş. Benim aracılığımla diyeyim. Şimdi sizin annesi böyle olunca tabii bana destek oluyor. Evet, öğrenciler için de ne kadar güzel bir meslek değil mi? Hem okulunu okurken evde... Tabii harçlık çıkartabilirler. Ya da hiçbir şey yapamasalar bile hobi edinip stres atabilirler. Evet, kesinlikle. Şimdi bize bir örnek yapacaksınız. Yapacağım. Yapacağım örnek... Aynı zamanda benim kendi tasarımım olan bir motif. Hanım Dilendi motife alternatif örmek istedim. Gorgeous motifidir adı da. Adını bunu örmek değil istedim. Mi? O kadar çok çeşitlendirebilirsin ki bunu. Evet. Hani böyle renklerle olsun. Tabii tek renk. Tek o da çok güzel duruyor. Burada mesela önümüzde. Bunun gibi ya da tamamını bütünde de tek renk çalışabiliriz. O da çok güzel duruyor. Tamamen hanımların zevkine bağlı aslında. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yapıyoruz? Yeni başlayanlar için önerileriniz, tavsiyeleriniz neler olur? Çünkü sizin öğrencileriniz var. Evet. Bunun eğitimini de veriyorsunuz. Evet, evet. Ama bizi böyle ekranlarında bizi seyreden ve yapmak isteyenlere öncelikle nasıl başlamaları gerektiğini söyleyelim. Örgüye başlayalım. Öncelikle en önemli şey tabii kullanacağımız materyalimiz yani tığımız. Tığımızın elimize göre ve ipimize uygun olması gerekiyor. Yoksa envai çeşit çok fazla sayıda tığ var. Tığ evet. numarası var. Elimiz yumuşak mı yoksa daha sıkı mı örüyor bunu bilmemiz gerekiyor. Bizim örgülerimizde sıkı örgü tercih etmeyiz. Çünkü ne kadar dökümlü olursa o kadar şık duracaktır. Evet. Sıkı, yani benim tercih ettiğim bir battaniye olabilir mesela belki daha tok düşmesi açısından ama önerim bu tarz bluzlerde yumuşak. Önce minicik bir parçada deneyip uygun dokuyu yakalamalar olacak. Evet, elden ele de fark ediyor. Çok fark ediyor hem de. Siz mesela, öğrencilerde görüyorsunuz. Ekip arkadaşlarımda da mesela birimizin 3 milimle ördüğü bir ürünü bir başka arkadaşım 4,5 milimle düşürüyor mesela. Bunun gibi. Onun için ölçü her zaman dediğim gibi aslında burada da bir kez daha söyleyeceğim. Mesela ben şimdi 4 sıralı bir motifi yapmayı göstereceğim. Bu motifi 4 sırada ben 10 santim düşürmüşsem bir başka hanımefendi 8 santim düşürmüş olabilir. Bu hiç önemli değil. Önemli olan santimi tutturmaktır. Yapacağımız ürünlerde ilk başta bunu söyleyeyim. Sıradan ziyade ölçüde santim önemli. Evet. Ve şu anda elimde 4 sıralı bir motif Şimdi var. Şimdi biz burada sıra sıra yapmışız değil evet, mi? Ben İlk aşaması şuydu. Buradan başlayacağız. Bunu göstereceğim. Hemen ikinci aşaması 3 derken bu da finalimiz olacak. O da finalimiz oluyor. Evet. Sonra birleştiriyoruz zaten. Aynen öyle. Birleştirmeyi bakarız ona da. Şimdi hemen ilk olarak ben sihirli halka içine çalışıyorum. Bizim terimlerimiz size belki biraz yabancı gelecektir ama örgüyle ilgilenen hanımefendiler eminim şu anda beni çok iyi anlıyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Dilerlerse zincir içine de başlayabilirler. 4-5 zincir yeterli olacaktır. İlk başlayanlar bir değil mutlaka iki kere parmağına dolasınlar. Tığ içinden çıkartıyorum. Bademlerle, ikili bademlerle çalışıyorum. Yani ilmeğimi çıkarttıktan sonra normalde standart yani örgüde herkes burada zincir çekerek yükselir ama zincir örgülerimizde yerini belli eder. Ben onun yerine yalancı trabzan çalışıyorum. Bunun için de bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüyorum, arkasından ipimi geçirip tığın üstüne yeniden ip alıyorum. Badem öreceğim için tığımda tuttum iki ilmeği. Üçüncüyü de aldım. Hemen yanına batıp ikinciyi örerken İlk bademimi bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Artık parmağımdan çıkartabilirim. Bu arada dairemi de tabii ki küçülteceğim. Bu ortası değil mi? Bu ortası. Hı-hı. Tam olarak şu parçaya çalışacağız. Şu parçaya çalışacağız. Evet. İki zincir çektim hemen. Boşluğa geldim. Şimdi bir kere çıktım. Tığımda tuttum. Badem çalıştığımızı hatırlatmak isterim. İkinci kez. İkinciyi de yaptıktan sonra tığımdaki üç ilmeği birlikte topluyorum. Hı-hı. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bunun gibi 8 tane grup toplamda 16 tane trabzan yapmış oluyorum. Bunu hemen şu şekilde bırakacağım.
göstermek istiyorum. Yani halkanın içine aynı mantıkla yapıp 8 tane grubum var. Arada 2 zincirim var. Evet, ama bu birazcık tabii el pratiği gerekiyor değil mi? Gerekiyor, hani, evet. Yani evet. İlk yaptığımızda biraz böyle karışabilir. Bu demotive biraz etmesin daha, bizi. Biraz daha. Şöyle bir şey, yeni başlayanlar için o kadar güzel videolar, destekler var ki. Mesela beni sosyal mecralardan bulup ücretsiz tarif videolarımla dilediklerini yapabilirler. Ve takıldıkları her yerde ben seve seve onlara yardımcı oluyorum zaten. Ne güzelmiş. Bunu da söylemek harika isterim. Yani uzakta olmak hiçbir zaman yok. Engel olmayacak. Asla, böyle bir şey yapmak istediğimizde her zaman öğrenebiliriz sizden. Aynen. Bunu tamamlamadan hemen şu parçaya geçişimizi bitirip ikinci sırayı göstermek istiyorum. Çünkü vaktimizin hani belki kısıttır diye. Evet. Ne güzel renkler seçmişsiniz. Şimdi bu benim çalışma odamı biraz yeni dekor etmeye başladım. Onun renklerine uygun divanım var, üstünde örgü ördüğüm. Onun üstüne battaniye öreyim dedim. Hmm. Hatta burada sizin buraya da onu getirdim ki uğurlu gelir diye. Bizim stüdyonun renklerine de çok güzel uydu evet, bu arada. Evet, tam evet. Bizim stüdyonun renkleri baktığımız yani zaman. Hiç asla inanın düşünerek yapmadım. Tesadüf oldu. Çok güzel bir tesadüf oldu. Çok güzel bir tesadüf olmuş. Turuncu, mavi, sarı. Evet. Aman düşürdüm. Koyu yeşil. Düşürdüm. Hemen alabilirim değil tabii mi? Tabii ben alayım. Yok, ben yok, alayım. Lütfen. Şöyle aldım. Peki şimdi hani mesela modaya baktığımız zaman böyle trend renkler oluyor ya. Evet. Örgüde de var mı o trend renkler? Yani aslında örgüde her zaman için çok renklilik tercih ediliyor. Ama mutlaka trend renklerimiz bizim de oluyor. Mevsimine göre çalışıyoruz. Sonbaharda daha sonbaharı çağrıştıran renkler, hardal, haki yeşiller derken bahara geçişte daha pembe, maviler, yeşil. Şu mavi çok güzel mesela. Değil mi? O nedir? Evet, bu file bir hırka. Yazlık hırka diyebiliriz. Yaz akşamı için kapşonlu file bir hırka. Çok fazla ip çeşidi var. Yapabilecek o kadar ürün var ki. Mesela şu önümdeki, şu tamamen yazlık bir iple çalışılmış ürün. Etekle çalıştık bu arada. Onu bir bakabilir miyiz? Gösterebilir miyiz tabii ekranda? Siz örmeye devam edebilirsiniz bu arada. Göstereyim hemen. Ben örmeyi göstermem gerekiyor ama. Çok güzelmiş. Öyle bir hırka. Şöyle bir hırka. Yazlık bir elbise ya da askılı bir atlet, şort. Krem rengi böyle bir etek değil ya, mi? Çok güzel olur. Her şey çok güzel yakışır. Güzel olur. Şimdi ikinci sıraya geçelim mi? Geçelim. Tığın üstüne önce ilmek aldım. Herkes alışık olduğu yöntemle ilmeğini alabilir. Tığımın üstüne de ipimi alıyorum. Ve hemen biraz evvel oluşturduğum iki zincirli bademler arasındaki boşluğun arasında çalışmaya başlıyorum. Bu defa şurada göstermem gerekirse boşluklarda ikili bademleriyle hazırladığım gruplar arasında iki zincirim var. Şuradaki gibi evet. Tekrarlayacağım. Hemen yine battım. Bir altta yaptığımız tekniğin aynısını uygulayarak ben yine şunu söylemek isterim ki zincir çekmiyorum. Siz buralarda biraz terimlerden ötürü beni hanımefendiler anlıyordur öğrenler. annem seyrediyor kesin anlıyordur. Evet, zincir yerine bunu kullanıyorum ki yerimiz çok belli olmasın diye. Şimdi yine birini yaptım. İkinciyi yaparken bütün tığımdaki 3 ilmeği birden topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu defa boşlukların içine 2 adet badem çalışacağım. Hemen aynı boşluğun içine. Mesela biz orada 3 ilmek bir şey hani tam ben de bilmediğim için. 3 ilmeği birlikte topladığım için badem yaptım. Evet. Eğer onları ayrı ayrı yapsaydım ikili trabzanlar örmüş olacaktım. Anladım. Mesela 3 yerine 4 yapsak, 6 yapsak olur değil mesela mi? Mesela bir üstte 3 tane yapacağız. 3'lü badem yapacağız. Bu biraz kişiye kalmış. Kendimiz de renklendirebiliriz, çeşitlendirebiliriz. Olabilir ama önemli olan motifimizi ördüğümüzde böyle düzgün durması. Düzgün yani durması. Yani bir kase şeklini alıp ya da marullanmaması gerekiyor ki birleştirdiğimizde görüntü düz olması olsun. Gerekiyor. Evet. Öyle yaptığımızda mesela 3 yerine 5 yaparsak şöyle bir tabak şeklinde alabilir mi? Alabilir. Ya bu biraz daha belki tasarım işinde olup artık bu işi tam anlamıyla kavramış, kendisi de bir şeyler yaratmaya başlayan örgücü hanımlar içindir diyebilirim. İlk başlayanlar zorlanabilir. İlk başlayanlar mutlaka verilen sayıları dikkate alsın. Tamam. Derim. Tamam. Bunun için yine arada 2 zincirim var. Yine boşluğun içine ikili bademlerle örmeye devam ediyorum.
Bu arada çok yeni bir örgü kampından geldim. Haberiniz vardır bilmiyorum. Örgü kampı derken bu kamplar ondan, nerede oluyor? Böyle özel bir yer mi oluyor? Bu kampları anlatmak istiyorum özellikle size. Şöyle ki sevgili Özlem Öztepe'nin öncülüğünde 2 yıla yakındır 7. kampımız oldu. Türkiye'nin dört bir yanından hanımefendilerin buluşma alanımıza geldiği, hatta sadece Türkiye demeyeyim, dünyanın dört bir yanından hanımefendiler geliyor. Önceden belli oluyor, bir iki ay evvelden. Bu kamplarda 3-4 gün beraber kalıyoruz. Birlikte örüyoruz. Eğitimlerimiz oluyor. Aynı zamanda akşamları eğlencelerimiz oluyor. En son Bodrum'daydı kampımız. Henüz döndüm. Hem de kadınlar için ne kadar güzel bir aktivite. Ya inanamazsınız. Bazen de diyorum ki galiba örmek bahane. Şimdi ekranda da görüyoruz. Yönetmeniz ekrana verdi. Evet, gerçekten evet. Kadınlar çok mutlu gözüküyor. Zaten örgü yapınca bir terapi gibi. Bir de beraber hoş sohbet, muhabbetle böyle, değil mi? Yani bir şeyler paylaşımda bulunarak, sanırım, paylaşarak yapıyorsun. Ne güzel aktiviteler. Sanırım örmek burada biraz bahane oluyor. Birlikte olmak şahane diyoruz. Müzikli eğlencelerimiz, yarışmalarımız, sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz. Yani her şey. Evet, birlikte olmak çok iyi geliyor. Kamplardan ayrılırken, gurbete giderken ailenizden ayrıldığınız hissi yakalıyorsunuz. Bir dahaki kampı sormaya başlıyor hanımefendiler. Özlem Hanım, sırada neresi var? Bu şekilde devam ediyor. Çok keyifli geçiyor. Ne güzel. Peki herkes katılabilir mi? Herkes katılabilir. Bütün hanımefendiler Özlem Öztepe ya da benim Damla Akduman olarak bize ulaşıp kamplarımıza diledikleri zaman aramıza katılıp bizlerle birlikte hoş vakit geçirebilirler. Örgü de öğreniyorlar tabii. Birkaç günde öğreniyorlar mı mesela böyle kadınlar genelde? Gelen hanımefendiler genelde biraz örgüyü bilenler oluyor ama bilmeyenler olduğunda da bütün hocalarımız elinden geldiği tüm özveriyle yardımcı oluyor. Destek oluyorlar. Tabii bir ki. Şekilde birazcık da olsa öğrenip tabii çıkıyor ki. O kamptan. Ve şunu söylemek isterim ki asla çekinmesinler. Ben tek başıma gelsem ne yaparım? Tek başına geldikleri an garanti veriyorum bir saat içinde birçok yakın arkadaşları olacak. Çok güzelmiş. Örgü çok güzel birleşti. Bir dil. Bunu da söylemek isterim. Orada aynı dili konuşan kadınlar inanın o kadar keyif alıyorlar ki yakından şahit olmanız lazım. Bu kadar net söylüyorum. Çok güzel. Tabii bir ortak bir paylaşımları var örgü. Çok hem de çok güzel bir ortak çünkü paylaşım. Çünkü normalde çok fazla örgü örmeyen kişilerle bir aradaysanız sizi örgü örmeniz onları biraz rahatsız edebiliyor. Örgünü bırak da sohbet edelim. Sıkılmadın mı? Yorulmadın mı? Ör nereye kadar diyen o kadar insan var ki. Anlamıyorlar. Evet. Şimdi aynı dili konuşuyor olmak orada 200 kadınları rahatlatıyor. Kadınları rahatlatıyor. En son 200 kadın beraberdik aynı kampta. Çok güzel. Harika gerçekten. Şimdi biz buna geri dönelim. Dönelim. İkinci sırayı da göstermiş oldum böylelikle. Sonuna kadar devam ettiğimizde hemen şu boyuta gelmiş, şu şekli tamamlamış olacağız ve sıra artık. İkinci kısmı, ikinci şeyi yapmış olduk. Yapmış sırayı olacağız. Yapmış aynen. Olduk. Gösterdim oradaki kısmı. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimizde ise yine aynı şekilde herkes alışık olduğu şekilde ilmek alabilir. Ben bu defa ilmek alırken de göstereyim. Tığımın üstüne ipi alıyorum. Şöyle alttan döndürdükten sonra içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Hı hı. Daha sonra tığımın üstüne yine ipimi aldım. Zincirsiz çalıştığım için burada normalde zincir çekmeye alışık olan hanımefendiler 3 zincir ile yukarıya çıkabilirler. Ben hemen boşluğa geldim. Yalancı trabzanımı örüyorum. Bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Bu defa 2 değil 3 kere yapacağız trabzanımızı. Hı hı. Bu ikincimiz, bu üçüncümüz, bu 4'ünü birlikte topladığım için de bunun adı badem oluyor. Hmm. Badem şekline benzediği için sanırım öyle denmiş. Arada bu defa 3 zincirim var. 1, 2, 3. Yeniden tığın üstüne ipimi aldım. Oluşturduğumuz aşağıdaki 2 zincirle her alana bu üçlü bademleri örerek 3. sıramızı tamamlayacağız. Böyle bir şey yapmak ne kadar zamanınız alıyor? Mesela şu bir tanesi. Tabii sizin eliniz hızlıdır. Evet ama yani yeni başlayan bir hanımefendi de 15-20 dakikada yapacaktır. Çok çok yeni başlayansa biraz zorlanır. Yarım saatte yapar ama şu anda ben bunu mesela 10 dakikada yaparım. Kaçırdığımız takdirde mesela ya da fazla bir şey olmuyor değil mi öyle bir hiçbir şey? Hiçbir şey yok. Yani şiş gibi düşünmeyin. Aşağı kadar inip sökmek yok. Şöyle bir şey zaten sayılarla ilerlediğimiz için hemen bir üst sırada yanlış yaptığımızı görüyoruz.
Kendini belli ediyor. Altta ben bir taneyi eksik yapmışsam üstteki sayım şaşırıyor. Anladım. O yüzden mesela şiş gibi baştan böyle sökmeye gerek kalmıyor. Bu motiflerde yok. Yok. Daha bir nevi daha özellikle rahatlatıcı. Ayrı renklerle çalışıyorsak tabii ki. Evet. Hemen. Bu arada ben orta kalınlıkta %55 pamuk, %45 akrilik içeren bir ip kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bunu da genelde 3 milim tığ ile örerim. Bu da sizlere bir bilgi olarak elinizi değerlendirmeniz açısından kalsın. Tekrardan 3 zincirimi çektim. Hemen boşluğa batıyorum. Bir tane daha birlikte yapalım. Sonuna kadar 3. sırayı da aynı şekilde örerek tamamlayacağız. Yani bu oluyor. Bu olacak. Bu evet. Şekilde devam ettiğimizde. Bunlar çok güzel böyle kahve atlığı falan da olur gibi geldi bana. Yapılıyor suplalar. Suplalar yani benim mi? Aslında bakın şöyle söyleyeyim size. Tabii ben çok eskiden beri örüyorum ama 10 yıl önce tam anlamıyla sektörün içine girdim. Hobi olarak başladım. Hiç alakam ya, iş olarak asla düşünmemiştim. Kendiliğinden gelişti. Yurt dışına gitmesi kızımın falan. Anneler biraz boş kalıyor ya. Bir şeylere, hobilere kendimi verdim. Mandala çizip mandala boyuyordum. Daha sonra o mandalaları dedim ben örgü örüyordum ya. Bunları neden hani suplaya dökmüyorum. Başka bir şey battaniyeye yapmıyorum. Öyle bir geçiş yaptım. Yap ne oluyor? Battaniye yap, supla yap, hediye et. Bir baktım. Bir süre sonra sıkıldım artık aynı şeye. Ya oturdum ben dedim bunun önüme aldım motifleri. O sırada da çok ünlü bir mankenin üstünde görmüştüm hırkayı. Ben dedim hırka yapacağım. O hırkayı yaparken kızımla bir görüntülü görüşmede anne dedi o hırkayı yaparsam ben giyerim. Ve bütün serüvenim öyle başladı. O kızın o hırka üstünde, var mı burada? O yok çünkü kızım aldı onu gitti üstüne giydi. Ve onu fotoğrafladıktan sonra bir anda mesaj kutum sürekli Damla Hanım bana döner misiniz? Benim kızımı hangi döner misiniz? Hangi hırkaya benziyordu peki o hırka? Aynı şu motiflerle yapmış. Aynı şu motifin siyah içine yapılmışı. Öyle düşünün. Şöyle bir uzun bir bol bir hırkaydı. Bol salaş bir hırka. Gençler biraz daha öyle sevdiği için. Onun üzerine gelenek mesajlara yo dedim ben yapamam. Yani ben bilmiyorum. Ben kızıma yaptım öylesine yaptım. Hani ne ölçü bilirim hiçbir şey yok. Başkasına böyle bir şey yapmaya cesaret edemem. Siz yaparsınız diyen güvenen kişiler sayesinde de 6 ay sonra falan ben artık siparişlere yetişemez oldum. 6 ay sonraya gün vermeye başladım. Gelenlere. Bu böyle olmaz dendi bana. Ne yapmalıyız? Bir iş ilanı gibi bir şey verdik. 100-150 hanımefendiyle görüştüm. O vakit bir tane hanımefendi kazandım ki adı gibi o da benim ekibimin elması. Hala benimle birlikte beraber çalışıyoruz. Şu anda birçok hanımefendiyle birlikte hem iç piyasa hem dış piyasaya ürünler hazırlıyorum. O kadınlara istihdam da sağlamış oldunuz bu vesileyle. Elimden geldiğince. Hobilerini kazanca dönüştürmüş oldular. Elimden geldiğince derim. Evet. Ve dördüncü sıraya geçelim. Dördüncü sıraya geçelim. Onu da görelim. Sonra birleştirmeyi de nasıl yapacağız onu da görelim. Onu da çok minik daha göstereyim. Sonra mutfağımıza geçeceğiz. Tamam. Üçüncü sırayı hemen artık dördüncü sıraya geçerken motifimizi de kare yapıyor olacağız. Böylelikle birleşmesi de kolaylaşacak tabii ki. Tabii onun da farklı bir tekniği vardır kare yapmanın. Tabii. Şöyle onu göstereceğim hemen. Bir kere köşe belirlememiz gerekiyor. Yuvarlak motifleri kareye çevirebilmek için herhangi bir boşluk bizim için köşe olacak. Yine düğüm attık. Yine ilmek aldım ilmek biraz evvelki gibi. Bu sefer köşeleri yapacağım için şöyle de göstermek isterim. Köşe çalışacağım için köşedeki trabzanlarım ikili değil üçlü trabzanlar olacak ki bacaklar uzun olması lazım. Uzundan kısaya doğru tekrar uzuna geçeceğim kare yapabilmek adına formunu verebilmek için. Bu defa iki kere doladım ipi. Hanımefendiler burada zincir çekecekse 4 ya da 5 zincir çekebilirler. Hemen geldim köşeye. Bu defa artık trabzan örüyorum. Yani biriktirmeyeceğim. Bir kere de çıkacağım. 1, 2 ve 3. İlk bacağımı oluşturdum. Bu köşe mi oldu? İlk trabzanı köşenin sadece. Tekrar 2 kere doladım. 2 kere doluyorum. 3 kere de çıkıyorum. Bundan ötürü adı üçlü trabzan. 2 kere doladım. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 kere doladım. 1, 2 ve 3. Bu köşedeki üçlü grubun ilkini ördüm. Diğer üçlü grubu artık dönüp bitirirken öreceğim. Sıra yanındakinde. Sıradaki trabzanım benim ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan örüyorum.
Şimdi burada çok detaylı, belki yeni başlayanlar zorlanıyordur anlamakta ama hani bu kadar ancak vakitte bu kadarını gösterebilirim. Dediğim gibi bana ulaşırlarsa örmek isteyen herkese seve seve yardımcı olurum. Destek olacaksınız. Destek olurum. Bu arada geçişlerde arada zincir yok. Bu detayı söyleyeyim. Tekrar yanındaki boşluğa geçerken ikili trabzanım bitti. Yarım trabzan örüyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sıradaki boşluğa bu defa ilmeği çıkardıktan sonra hepsini beraber örüyorum. Hepsini daha da kısa yapmış oluyoruz. Evet. Evet. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağız? Şimdi birleştirmeyi bu motifi biraz tamamlamam gerekiyor aslında. Gerekiyor, o yüzden. Şöyle yapalım ya da hemen bir kenarından göstereyim. Süremiz tamam. Çok az kaldı, yetişir mi acaba? O zaman isterseniz birleşmeyi de inşallah başka bir zaman. Başka bir zaman. Eğer sizin ama için bunları, bunları öğrenmek isteyenler olursa size ulaşabilirler. Damla Akduman. Bana birçok sosyal medyadan ulaşıp videolarımı izleyerek bu tekniği, bu örme tekniğini öğrenebilirler. Çok güzel örnekler var gerçekten. Yapmış şöyle, olduğum örneği görebilirler. Evet, hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel şeyler. Bluzlar var. Hepsi çok güzelmiş gerçekten. Şöyle gösterelim. Hepsine böyle birazdan doya doya bakacağız. Hepsine dokunacağız. Bütün ekip, kadınlar özellikle çok seviyor. Biz mutfağımıza geçelim. Tamam. Tadımlarımıza bakalım. Çok güzel lezzetlerimiz oldu. Yemek de yapıyor musunuz bu kadar örgünün arasında yapıyorum. Peki? Yapıyorum. Tabii onu da yapıyorsunuz. Her çalışan kadın gibi ben de mutfakta yemek de yapıyorum. Ama bu konuda tabii eşimin desteği büyüktür. Ne her güzel. Olduğu kadar. Böyle işte başarı hikayelerinin arkasında genelde destek olanlar oluyor mutlaka. Evet, evet. Destek olunca, birileri arkanda olunca her şey çok daha güzel oluyor. Yani yemek zaten sadece tabii ki bizim işimiz değil. Erkekler de artık bayağı bir ele aldılar zaten bu evet. durumu. Bizim evet, mutfağımıza da erkek şefler geliyor. Çok lezzetli elleri. Bir de severek yapıyorlarsa şayet çok lezzetli şeyler çıkıyor bence. Şimdi bugün mutfağımızda tavuklu, mantarlı, mantarlı evet. tart diyelim. Evet, ne diyelim? Kiş tadında. Kırıntılı turta dedik. Kırıntılı. evet. Güzel bir lezzetimiz Güzel var. Güzel bir lezzetimiz var. Onun yanına da Sezar sosuyla, yani biraz yorumlu bir Sezar sosuyla diyelim, çok kıtır yeşillikli bir salata hazırladık. Dilersek tabii ki bu salatanın üzerine tavuk da ekleyip tamamen kendi başı başına bir öğün haline de getirebiliriz. Bu haliyle bile. Bu haliyle. Öğün. Karides de çok güzel olur buna. Çok güzel olur. Değil mi? Ama ben tavuk zaten hep orijinali de tavuktur ya. Gerçekten de yakıştırıyorum. Ben de konuğumuza biz böyle bir ikram edeceğim. Ay çok teşekkür ederim. Ellerinize Buyurun. Sağlık. Umarım beğenirsiniz. Çok beğeniriz. güzel gözüküyor. Harika gözüküyor evet. Çok sıcak olmasa gerek. Çok azıcık sonradan ısıttım ama... Hızlıca üstünden geçeyim mi? Geçelim hızlıca üstünden. Biz de böyle lezzetlerin tadına bakalım. Kefir kullanarak alternatif bir Sezar sos hazırladık. Sezar salatanın tam orijinaline sadık kalmadım. Birazcık farklı lezzetler ekledim. Cevizlerimizi ve üzümümüzü birazcık ocakta çevirerek azıcık minik dokunuşlarla biraz ekşi yeşil elma ve kereviz sapıyla hem kıtır hem lezzetli bir salata oldu diye düşünüyorum. Ve kiş yapmaya zamanımız yok ama o tarz bir lezzet istiyoruz. Ters yüz edilmiş bir kişle daha da böyle hızlıca kırıntılı bir turta, bir kiş lezzetini tavukla yakaladık. Tavuk mantar kullandım. Pırasa çok yakışıyor. Birazcık krem ekledik. Ispanakla da olur, her şeyle de olur. Her şekilde güzel olur. Çok güzel. Vejeteryanlar için de böyle ispanaklı pırasalı yapıyorum. Ispanaklı öyle de pırasa. Çok güzel oluyor. Evet. Ispanak mantar da güzel olur mu? Ispanak mantar da nefis çok oluyor. Çok güzel olur değil mi? Hepsi, bütün kombinasyonları denedim bu arada. Her şekilde çok güzel her oluyor. Her şekilde güzel oluyor. Gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok lezzetli. Yani salata da ne kadar lezzetli evet, ben de değil çok mi? Severim. En sevdiğim şey salata. Ben onu böyle bütün hepsini şunu yiyebiliriz. Kesinlikle. Hele bir de ceviz var ya. Çok güzel Kesinlikle. Olmuş. Sizin peki mutfakta en sık yaptığınız yemek hangisi yoksa çeşit çeşit yapıyor musunuz? Yani çok çeşit yapıyor muyum? Özellikle kızım ziyarete geldiğinde onun istediği şeyleri çok fazlasıyla yapıyorum. Yani nerede kızınız? Hangi ülkedeydi? Belçika, Brüksel'de. Aa Belçika'da. Bizi Belçika'dan izleyen çok fazla izleyicimiz var, seyircimiz var. Selamlarımızı gönderelim. Başta onu olmak üzere hepsini sevgiyle öpüyorum. Aa ne güzel. Gurbetçilerimizi. Evet.
Ona da güzel çeşit çeşit geldiği zaman anne zaten, elinden, evet, ana elinden güzel yemekler yiyoruz. Sabah kahvaltısında akşam yemeğini konuşuyoruz. Akşam, evet, yemeğinde yarın ne yapacağımızı konuşuyoruz. Çünkü lezzetleri özlüyor haklı olarak. Evet, kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok güzel, İki çok renkli ettiniz. Bir sohbet olmuş oldu örgülerle. Evet. Ben öğrenemedim ama eminim öğrenenler olmuştu çünkü ben yeniyim. Ama videolarınızı izleyeceğim mutlaka. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Nur Şefimiz, ellerine sağlık. Yine çok lezzetli tariflerdi. Çok bayıldık. Şimdi afiyetle yemeye devam edeceğiz biz. Harika. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 11.30'da TRT Türk ekranlarındayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.